Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkli yapılışı oldukça kolay, çok da çabuk ilerleyen, özellikle çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelim için ben bebe yünü kullanıyorum. Şöyle ipime uygun da 3 numara şiş kullanacağım. Siz de ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı belirleyerek modele başlayabilirsiniz. Şöyle kısa bir lastik ördüm ben. Sizde beğendiğiniz bir Lastiği ördükten sonra üzerine e, modelle devam edebilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına başlayalım. Lastiği ördükten sonra modelin ön yüzündeyim. Beyaz renkli ipime diğer rengimi bağladım ve onunla devam ediyorum. İlmek sayımız da 2 ve 2'nin katlarından oluşmaktadır. Artı bir tane de ilave ilmek ekliyoruz. Şu anda benim ilmek sayım 19 tane. İlk ilmeğimi renk değiştirdiğim için düz olarak örüyorum. Arkasından gelen ilmeği de düz olarak ördüm. Bir tane artırma yapıyoruz. Şöyle ipi şişin altından alarak bir sonraki ilmeği altından giriyorum ve örmeden sağ şişime alıyorum. Bir sonraki ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar bir tane altından ipimi aldım, bir artırma yaptım. Bir sonraki ilmeği de alttan şöyle alarak sağ şişime aktardım. Bir sonraki ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar şöyle arttırmamı yapıyorum. Bir sonraki ilmeği de örmeden altından sağ şişe aktarıyorum. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Biraz yavaş örüyorum daha net bir şekilde anlaşılması için düz ördükten sonra tekrar bir tane artırma yapıyorum. Bir sonraki ilmeği alttan örmeden sağ şişime alıyorum. Sıramız bu şekilde devam edecek. Tekrar bir düz, bir artırdım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir düz, bir artırdım. Bir ilmek örmeden sağ şişime alıyorum. Sıra sonuna kadar aynı yöntemle devam ediyoruz. Bir düz bir artırdım bir ilmek örmeden aldım tekrar bir ilmek düz bir artırdım bir ilmek örmeden alıyorum son kalan iki ilmeğimin birini düz kenar ilmeğinde ters olarak ördüm ve ilk sıramı tamamlamış oldum şimdi modelin arka yüzüne geçtiğimizde burada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir sonraki ilmeği düz olarak örüyorum. Aynı şekilde bir tane artırma yapıyorum. Ve bu iki ilmeği örmeden hem beyazı hem yavru ağzı renkli ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Aradaki bir ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar bir tane artırma yapıyorum. Ve bu iki ilmeği beyaz ve yavru, yavru ağzı renkli ilmeğimi örmeden saçımı alıyorum. Bu sıramızda böyle devam edecek. Tekrar artırmamı yapıyorum. Pardon. Bir ilmek düz örüyorum. Bir tane artırma yaptım ve bu iki ilmeği örmeden saçımı alıyorum. Tekrar bir ilmek düz, bir artır, iki ilmeği örmeden al. Bir düz, bir artır, iki ilmeği örmeden al bir düz bir artır ve iki ilmeği örmeden al Evet bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim düz arttırma yaptım iki ilmeği aldım düz ördüm arttırma yaptım iki ilmeği aldım kenarda kalan bir ilmeği düz kenar ilmeğini de ters olarak ördüm ve ikinci sıramızı tamamlamış olduk şimdi modelin tekrar şöyle Ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi burada tek kalan ilmeği düz örüyorum. Şimdi burada da 3 tane ilmeğim var. 1 beyaz, 2 tane de yavru ağzı. Şimdi bunları 3'ünü birlikte ters olarak örüyorum. Aradaki 1 ilmeği düz örüyorum. 3 ilmeği bir beyaz iki yavru ağzı ilmeği ters olarak örüyorum bir ilmek düz ve 3 ilmeği ters örüyorum bu sıramızda böyle devam edecek bir tane ilmeği düz örüyoruz 3 ilmeği birlikte ters örüyoruz düz 3 ilmek ters düz 3 ilmek ters düz 3 ilmek ters tekrar düz 3 ilmek ters bir ilmeği düz örüyorum kenar ilmeğimi de ters ördüm ve üçüncü sıramızda ön yüzden tamamlamış olduk şimdi modelin arka yüzüne geçiyoruz son sıradayım dördüncü sırasında kenar ilmeğimi örmeden aldım şimdi burada İlk ilmeğim ters görünüyor. Bu ilmeği ters olarak örüyorum. Arkasından gelen ilmeğim düz olduğu için düz örüyorum. Arkasından gelen ilmeğim ters. Bir sonraki ilmeğim düz. Bu sırada bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde devam ediyoruz. Tekrar bir ters, bir düz. Ters düz. Ters, düz. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Ve ilk modelimi burada tamamlamış oldum. Şöyle modelin ön yüzüne geçelim. Model belirginleşmeye başladı. Zaten birkaç model daha üzerine ekledikten sonra daha belirgin olacaktır. Şimdi burada renkli ipimi bırakıyorum. Aynı şekilde beyaz ipimle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arkasından gelen ikinci ilmeği de düz ördüm. Bir tane artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. Aynı şekilde ilk modelin tekrarını yapıyoruz. Bir sonraki ilmeği düz olarak örüyorum. Artırdım. Bir ilmek şöyle alttan girerek örmeden sağ şişime alıyorum. Bir sonraki ilmeği düz örüyorum. Artırdım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir düz, bir artır, bir tane örmeden sağ şişime aldım. Evet bu sırayı da tamamlayalım. Bir düz, bir tane artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. Sıramızı sonuna kadar tamamlayalım. Şimdi burada ilk sıranın tekrar son sırasında göstereyim. Bir ilmek düz ördük, bir arttırdık, bir ilmek örmeden alıyorum. Son iki ilmeğimin bir tanesini düz, kenar ilmeğinde ters ördüm. İkinci modelin birinci sırasını da ön yüzden tamamlamış olduk. Şimdi modelin arka yüzündeyim. genel ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeği düz olarak örüyorum. Bir tane artırma yaptım. Şimdi burada iki tane ilmeğim var. Bir tanesi yavru ağzı, bir tanesi de beyaz. Bu iki ilmeği birlikte örmeden diğer şişimi alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum artırma yaptım 2 ilmeği birlikte örmeden diğer şişimi aldım düz örüyorum artırma yaptım 2 ilmeği birlikte örmeden alıyorum Evet bu sıramızı da tamamlayalım Evet sıra sonuna geldik bir ilmek örmeden aldım tekrar bir tane artırma yaptım bir ilmek düz olarak ördüm artırma yaptım. 2 ilmeği birlikte örmeden sağ şişim alıyorum. Kenarda kalan birinci ilmeği düz, son kenar ilmeğini de ters olarak ördüm ve üçüncü sıramızda, pardon, ikinci sıramızda tamamlamış olduk. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimizi tekrar örmeden alıyoruz. Burada bir ilmek düz örüyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Bu 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Tekrar tek ilmeği düz örüyorum. 3 tane olan ilmeğimi ters örüyorum. 1 ilmek düz. 3 tane olan ilmeği ters örüyorum. Evet bu sıramızda sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldik. 3. sıramızı da tamamladık. Şimdi modelin son sırasındayız. Arka yüzden dördüncü sıramızı örerek ikinci modeli de tamamlayacağız. İlk olarak kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi burada ilmeğim ters, onu ters olarak örüyorum. Bu sırada bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Dördüncü sıramız bir ters ve bir düz şeklinde devam ediyor. Tekrar düz ve ters. Evet sıramı tamamlayayım ve modelimi biraz daha büyüttükten sonra sizlerle tekrar paylaşacağım. Arka yüzden de dördüncü sıramızı tamamladık. Şöyle modelin ön yüzünü çeviriyorum. İki model şeklinde sizlerle paylaştım. Çok kolay ve çok güzel bir örgü modeli. Daha önceden de hazırlamış olduğum şöyle büyük bir parça vardı. Bunu da sizlere fikir olması için hazırlamıştım. Hepimizin aslında çok iyi bildiği bir örgü modeli. Özellikle çocuk patiklerinde, hırkalarında, yeleklerinde, berelerde kullandığımız bir model. Düz renkle de çok şık ve çok güzel oluyor. Oldukça da akıcı ve yapılışı çok kolay bir örgü modeli. Şöyle hemen arka yüzünde çevireyim. Arka yüzde çok temiz bir düz bir ters şeklinde devam eden e, güzel bir görüntüsü var arkadan da evet modelimiz bu kadar umarım beğenmişsinizdir yapmak isteyenlere de şimdiden kolay gelsin bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.